Kangal Hips Kazandırmaya devam ediyor. devam ediyor Takibe devam Takibe devam Muha <laughs> <laughs> Agalarım, herkese selamlar. 24 Ekim 2024 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkes aga öncelikle bol şanslar. Tarih yazdık. Ya yani başlıktan, video girişinden anlayacağınız üzere muazzam kazançlar. Dün yine her şeyi fullledik. YouTube'da fullledik. Kuponlarımızı fullledik. Yüksek misleri fullledik. Hepsinden bahsedeceğim. Sizlerden tek ricamız aga Şöyle artı 1000 beğeni bulmak istiyorum. Ve beğeni ve yorum destekleri gerçekten önemli. En azından emeğine sağlık, tebrikler. Nazar değmesin yazın ya. Şu performansa gerçekten nazar değmesin, böyle devam etsin. Yine 7 tane maçım var anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Öncelikle 2 adet maç skoru yarışmam var. Fenerbahçe ile Manchester United ve Lyon Beşiktaş. Maç skorları ne olur sizlere sorduk. Bilen toplamda 6 kişi. Yani 3 tane Fenerbahçe'den, 3 tane de Beşiktaş maçından. 7 gün boyunca gruplarımıza misafir edelim yorumlara yazmanız yeterli. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmalarından Monaco maçını açıklamamıştım sanırım. Kaptan ve Ömer Gök arkadaşlarımız kazandı. Onlar da bana WhatsApp iletişim hattına ulaşabilir. Her türlü soru görüş öneri WhatsApp hattından WhatsApp VIP için bilgi almak isteyenler, sorusu olanlar, yani herhangi bir konuda yardım isteyenler de her türlü iletişim için aga benimle burada samimiyetime güvenen herkes yazabilir aga. Ekranda numara var zaten. Hatta sesi de dillendireyim ben. 0534 446 5989 numaralı hat. Mislerle devam edelim. Aga dün iki adet maç önü mislim vardı. Yüksek misli. Bir tanesi Monaco'nun bir buçuk üstünde galibiyetiydi. Çok temiz bir şekilde geldi. Avrupa'da bir yasalda bir 42. Burada 2500 lira tek maçtan aldık zaten erken seanstan. Geçtim. 3000 TL'de Avrupa yüksek mislim vardı. Aston çifte şans Paris 1.5 üst Ciro'na bir. 1.54. 3.000'e de burada 1500 TL civarı aldık aga. Aga yüksek misli seviyesi bu şekilde oynayanlar. Ben hatta söylüyorum. Eğer ki 1000 TL'nin üstünde bayi salıyorsan aga yüksek misli seviyesine gel diyorum. Sadece bunlar değil canlısını da yapıyoruz aga. Dün mesela 4 tane yüksek misli canlı yaptım. Soldan başlayalım. Milan maçından ilk yarı 0.5 üst aldım. Geldi. Arsenal maçından ilk yarı 1 aldım. Geldi. Devam ettim. Ondan sonra ee, Aston Villa'nın tek golünü aldım. 1000 TL attım yine. O da geldi. Paris'te kaybetmez aldım. 1000 TL o da geldi. Zaten şunlardan bile 2000-2500 TL canlandı. Net kar aldık. Hatasız geçtik zaten. Sadece bunlar da değil. Aga. Gerçekten bunlar da değil. Anlat anlata bitiremeyeceğim. Günün ana kuponu. Alternatif kuponu. Avrupa kombi. Her şey geldi. Aga. Ana kupona bakalım. Milan galibiyetiyle Real Madrid. 1-1.5 üst. Hala Madrid. Aga. Babasın sen. Baba. Onun dışında diğer alternatif kupona baktığımız zaman da Arsenal alır 4.5 alt. Herkes patlamış. Ben ne dedim aga? Bu Arsenal'ın Liverpool maçı var. Önemsemez. Zaten takım sakat. Millet ev 2.5 üst bir sonu buçuk. ama değmez. Bu takım 5 atmıyor ki. Gol yemeyen bir takım zaten. Bahsettim. 4.5 altında Arsenal. At imzayı devam et. Aston Villa'yı da ben galibiyetine güveniyordum zaten açıkçası ama tamamlama maçı olarak da bir yarıyı kazanır aldım aga. O da geldi. Onun dışında Z raporu ekrana gelsin. Arkadaşlar dün vermiş olduğumuz karşılaşmalar. Misli maçlarımızın hepsi geldi. Kuponlarımızın hepsi geldi. Canlılara diyecek söz yok. Muazzam bir başarı. Youtube'da verilen 5 mücadelenin 5'i de geldi. Yani en azından dediğim gibi bak şu tabloya bakaraktan ekran çatlayacak. Nazar değmesin yazarsanız muazzam olur. Arkadaşlar. Dediğim gibi canlı olarak her türlü gruplarımızda da ilerliyoruz. İzlediğimiz karşılaşmaları WhatsApp VIP'de atıyoruz zaten. Bir de herkes açık Telegram grubumuz var. Aga burada bir ideal kupon vesaire vereceğim bugün. Buraya mutlaka giriş sağlayın. Buradan da kazan sağlarsınız zaten. Erken seansla 3 tane canlı yaptım. Buraya da attım. Herkes kazandı. Bereket versin. Buraya mutlaka giriş yapın yani. Hatta ben bir de WhatsApp grubumdan bahsedeyim mi aga? Hemen hızlı anlatacağım bak. Kaçma bir yere. Başlayalım yazdım. Ekranı attım aga. İki maçta hızlı yazdım özellikle. Monaco maçına bekleyemedim dedim ki. ilk yerden bir Monaco golünü direkt %4 olalım. Burada bir kasa yönetimi de yapılıyor. Hem yüksek bir seviyesinde hem de canlı kupon seviyesinde bir kasa yönetimi yapılıyor. Ondan sonra Milan maçını ben misli grubuna atacaktım. Yanlışlıkla canlı kupon grubuna atmışım. Dedim ki yani bu seviyedeki herkes de faydalandı. Milan maçında ilk yarı gole girdi aga. Dedim ki oğlum yanlış yere atmışım yazdım. Herkes de gülmüş kalp vesaire zaten. Ortam neşeli aga. Haydi üfle o zaman goller gelsin. Monaco golü attı aga. Siltağı yaptık. Gol geldi. Dedim ki bereketli olsun agalarım. Yanlışlıkla buraya da attık. Milan maçından ilk yarı, bir, ilk yarı golü de geldi aga. Net bir kırmızı bekliyorduk aga. Monaco gol geldi. Monaco ilk yarı 2.5 üste girmiştik. O geldi. Milan maçına devre arasında dedim ki. Bak aga dedim. Milan maçına 2.5 üst alıyorum. Genel alıyorum. Burada kulüp burcu 10 kişi. Ama kulüp burcu atarsa bize yarasın. 2.5 üstü oldum ve ekstradan da ne yazmışım aga? Ev sahibi 2.5 üstü olursa da güzel kontrol özellikle sette. Alın yazdım bunu da aga. Ondan sonra yazdım. Monaco 4-1 süper oldu. 2.5 üstümüz geldi mi? Geldi. Her zaman tabağı sünnetleyeceğiz diye. Her maçı zorlayacağız diye bir şey yok aga. Ekstradan ev 2.5 vardı onu bekliyorum dedim aga. O da geldi. Yüksek mislimiz vardı. Zaten o da 4-1 bitti. Hatta 5-1 bitti. O da geldi. Bu şekilde aga. Sistem güzel. Kazanç güzel. Başarı güzel. Bekleriz. Başlayalım. Dediğim gibi artı 1000 beğeni bekliyorum aga. Yani her gezden 5000 kişi 10000 kişi izliyor. 1000 beğeni bulamaz mıyız bence? Buluruz bence. Frankfurt'la Rigas maçı. Şimdi Rigas'ı biz Galatasaray maçında izledik. Çok bir numarası yok aga. Gerçekten çok bir numarası yok. Sadece bizim buradaki tek düşmanımız rehavet olacak. Frankfurt rehavete kapılmazsa, rakibi küçümsemezse Aga ben ilk yarıdan iki tane atmasını bile bekliyorum. O yüzden benim şöyle bir ideal tercihimi söyleyeyim. İlk yarıdan bir Frankfurt galibiyeti benim burada ideal tercihim. Rehavet olmazsa gerçekten oynamış olduğu oyunla birlikte iki tane atabilecek bir potansiyel sahibi ilk yarıdan. İlk yarı bir benim önerimdir. İdealimdir. Yüksek orandan da dediğim gibi rehavet olmazsa ilk yarıdan iki tane gol atarsa Frankfurt tarafı 2.17 bir oran var Aga. Yüksek orandan neden olmasın. Karabağ ile Ajax. Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. Aga. Azerbaycan'da bir sürü üye yazıyor. Yani gerçekten dili öğrendim artık. Dekong değil mesela Çek onlarda. Öyle yani her şeyini öğrendik bir nevi. Konuşa konuşa. Abi Karabağ'da net bir şekilde bitiricilik problemi var. Ama toplum maçını hatırlayın. Pozisyonu girmekte gerçekten sıkıntı yaşamayan bir takım. Ve Ajax da öyle Bitiricilik anlamında biraz sıkıntı yaşıyor. Ama mücadele ben size şöyle söyleyeyim. Toplamda 6 tane net gol pozisyonu mutlaka çıkacaktır. Gollü de bir maç bekliyorum aga. Ben buradan 2.5 üstü aldım. Doğrudan 2.5 üstü aldım. Hatta yüksek orandan isteyenler varsa bir 3.5 üstü bile gidebilir. Çünkü dediğim gibi Karabağ'ın pozisyona girmede hiç herhangi bir sıkıntısı yok. Ayaksa bence karşılık verecektir. Karşılıklı goller 2.5 üstler olur bence. Ben 2.5 üstü okeyim idealden. Yüksek orandan sistem açacaklar 3.5 üstü bile alabilir aga. Chelsea mücadelesi. Normalde bunu almam. Çünkü biliyorsunuz mesela Chelsea Palmer'ı kadroya bile dahil etmedi Avrupa'da. Adamlar çok önemsemiyor aga. Yani bir olası mağlubiyet bile olabilir. Yani kuponlarınıza koyarsanız alternatif böyle 4'lü 5'li yaparsanız ya onlara belki koyabilirsiniz. Onu da yüksek orandan koyacağız zaten. Çay salırsa aga burada 4.5 altında alır. Çok fazla kasmıyor. Oran da zaten 1.70 bandında. Ben ana kuponuma da almam alternatif ama ekstra yapacağınız kuponlar olur böyle. 200 lira atarsın 5 maç yazarsın ya. Öyle yapacağınız kuponları 4.5 altında 2. Yani 1.70 oran var. Oran riski karşılıyor diye veriyorum. Başka türlü vermem. O yüzden değerlendirilebilir. Geçtim. Fenerbahçe ile Manchester United karşılaşması. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin şansı ama United'sa tutuyor. Ama son dönemde oynamış olduğu oyun, bu son maçta alınan beraberlik bir reaksiyon verir mi bilmiyorum ama bu oyun yapısıyla, bu mentalle ya ben ta haberleri de çok yakından takip ediyorum. Şöyle bir şey oldu takımda. Yani büyük takım algısını kaybetti takım. Gerçekten öyle bir problem var. United ne kadar ee, bu kelle Erik Tenak'la birlikte iyi iş çıkaramasa bile. Gerçekten ortada bir kalite farkı var. Ben burada şöyle sağlama almak istiyorum. Deplasman bir yarı kazanır aga. Bak oran 1.50 seviyesinde. Ben buradan Manchester United'ın herhangi bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Bence de kazanacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin atmosfer okey. Çok iyi olacaktır. Ama takım onu verebilecek mi bilmiyorum. Karşılığında kalite var. Yani hataları affeden bir takım olacaktır bence. United bence bir yarayı kazanacaktır diye düşünüyorum. Başka da şey almışım. Deplasman 1.5 üstte ekstra not almışım da. E, isteyenler i̇steyenler onu da düşünebilir. United böyle 2-1 e, falan. Ve belki ikisi de var maçın ama. 2-1-2-2 bu skorlara yakınım açıkçası. United tarafındayım. Deplasman'ın bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Lyon'la Beşiktaş mücadelesi. Aga bizim takımlara yönelemedim. Yani mesela United'a yarı kazanan aldık. Burada da Lyon tarafına gideceğim. Lyon hem son dönemde çok formda hem de Beşiktaş'ta kaleci yok. Hem Mert yok hem de Ersin yok. Dün mü? Dünden önce mi ne? 17 yaşında bir kaleciyle imzaladılar bu maç için. Hatta şuradan bakalım mı? Bir de Paulista da yok aga. Aynen. Ama Ersin'in e şüpheli yazmışlar. Ne olur bilmiyorum. Ama eksik olan bir Beşiktaş olacaktır. Lyon'da son dönemde iyiyken burada Beşiktaş ki Beşiktaş da tempoyu seviyor. Lyon da o tempoyu ayak uyduracaktır. Bence golü geçecektir maç zaten. Öncelikle Lyon'un iki golü bence burada ideal tercihtir. Lyon tarafından taraftar önünde. Ki Beşiktaş-Lyon arasındaki geçmişte kalan bir husumet de var. Sizler de biliyorsunuz. Hatta stada galiba Beşiktaş taraftarı alınmayacak bile. Öyle de muhabbet var. El 1.5 üst benim burada idealim. Yüksek orandan da mücadeleyi alabileceğimiz tercih. 2.5 üstünde bir Lyon galibiyeti. Bu arada Beşiktaş atar mı? Atma ihtimali tabii ki var aga hücuma attığımız gerçekten kaliteli. 2.5 üstünde bir e, Lyon galibiyeti bekliyorum. Beşiktaş'ta bence 2-1 bandında, 2-1-3-1 bandında bir maç geçebilir diye düşünüyorum. Tottenham-Alkmaar mücadelesi. Yine çok güzel bir mücadele. Aga Tottenham burada yedek kadro çıksa bile, kadro gerçekten çok önemli. Yedek kadro çıksa bile e, gerçekten takımın bir sistemi var. Bizim postacı oğlumuz burada gerçekten çok iyi takımı oynatıyor aga. O yüzden 2.5 üstü tercih burada bence okey. Ki Alkmaar'da karşılık Bir de burada Van Bommel'in bir oğlan var. Uzun boylu. Sol kanatta. Takımın yıldızı o gibi aga. Bu şey maçını izlemiştik. Girona maçı mıydı? Feyenoord maçı mıydı? Elsborg. Elsborg. Elsborg maçıydı. O maçta çok iyiydi. Kazandık da yani. Gollerden fena kazanmıştık o gün. Yine güzel gollerden gittim. 2.5 üst okeyim. yüksek oran isteyenler de 1-2.5 üst yaparsa oranına bayağı yükseltiyor zaten. Twente ile Lazio mücadelesi. Altay Reis'e selam olsun Hollanda'da takımı gerçekten bana biraz anlattı anlattı. Oradan ben zaten aldım. Bayağıdır takip ediyorum. Lazio'da Avrupa'da çok iyi gidiyor. 3-0'lar, 4-1'ler, 5-1'ler havada uçuşuyor. Güzel bir gidiş var Lazio'da. Da. Bence bu maçı da önemseyeceklerdir. Tempolu bir mücadele bekliyorum. Bültende tek KG var maçın bu mu? Hemen defterime bakayım. Aga KG aldım ben bu maçı da. Lan normalde KG falan alırdık. Biz de kendimizi gerçekten geliştirdik bak. Hafta sonu videosunda tek KG varlar ama başarı yüksek. Maşallah. KG var maçı Maga. Güzel bir maç bekliyorum. Karşılıklı gelecek goller bence değerlendirilir. Ki temposu yüksek olacaktır ve pozisyonlar da olacaktır. Özellikle Twente taraftarı ateşli taraftarıyla birlikte burada gerekeni yapacaktır. Karşılıklı gol var benim ideal tercihim. Agalarım her türlü soru görüş öneri Whatsapp'tan yazabilirsiniz Aga. Maçların bu şekilde ideal yüksek oranlardan bahsettim. Bir de ücretsiz Telegram grubumuz var. Buraya mutlaka katılın. Şiddetle söylüyorum Aga. Mutlaka katılın. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.